Evet arkadaşlar, bize bir tane kargo geldi. İçinde ne var bilmiyorum, diyemeyeceğim. Çünkü biliyorum. Ondan sonra ama olur ya, bazen değişik sürprizler oluyor. Gene de bilmiyormuşum gibi davranayım. Bakalım ne çıkacak. Bununla ilgili tabii ki teşekkürümüz de olacak. Aa, neye benziyor bakalım. Tam da bildiğimdenmiş. Evet arkadaşlar, bizim de şimdi çocuklarımız artık su şelalelerine, su sebillerine kavuşuyorlar. Melahat teyzelerimiz sayesinde Allah'ım Nescafe koymuşlar içine hediye. Nescafe koymuşlar. Allah'ım ya, bir de sevdiğim bir şey koyaydınız bari. Hiç sevmem Nescafe. Kahve severim ama Nescafe değil. Evet arkadaşlar. Melahat Hanım'ın kesesine bereket. Şimdi ben onu kurduktan sonra çocuklarım tabii ki önce bir şaşıracaklar, incelemeye alacaklar falan. Ama eminim çok mutlu olacaklar. Ve ben size o görüntüleri de çekeceğim. Bunda yok mu Nescafe? Bir tanesine koymuşlar. Vay cindir abi. Bir tane koymuşlar Nescafe. İki tane koysalardı da bir misafirimize ikram edeydik bari. Neyse. Arkadaşlar, kuralım. Tekrar görüşelim. Bir tane daha paketimiz var. O da ne arkadaşlar? O da bunların yedek filtreleri. Bunlar ayrı alınıyor. Bunları ayrı aldık tabii. Bunları her zaman ayrı sipariş ediyorsunuz. Bunlar da filtrelerimiz. Tekrar şuraya çıkalım. Bunu haftada bir değiştirmek gerekiyor galiba, değil mi? Onu öğreneceğiz tabii zamanla. Şimdi bir kuralım bakalım bunları. Şu Nescafe'mizi de anı olarak saklayalım. Bakalım kime kısmet olacak. İnceliyorlar da. Çok seveceksiniz hadi. Hadi keşfedin, keşfedin. Aa, keşfetti. Akan yerden içmiyor, baktığı yerden. Ay çok güzel bir şeymiş bu. Teşekkür ederiz tekrardan Melahat Hanım. En uyanık buymuş zaten. Baksana, bu babasına benzeyen var ya, en uyanık o çıktı. Oh. Benim böyle bir şeyim olmadı hayatımda. Şanslı çocuklar bunlar. Nazlı geliyor. Hadi Nazlı. Aha. Valla. Bungıldan'ın çocukları keşfetti olayı. Şöyle azıcık daha ortaya çekelim, dur. Şöyle gelin. Heh. Gel. Hadi bakalım. Bungıldan'ın çocukları keşfetti. Güzel mi? Benim yok ondan ama. Ondan benim yok, kendime de alacağım. Kendime de alacağım. Ne kadar zevkli o öyle. Çok güzel oldu ha. Diğer tarafınkini de kuralım, ikinciyi. Onlar da sevinsinler. Şimdi bunların hepsi... Ay çok sevdi valla. Havuz mu zannettin ne? Bak bak bak, şey Nazlı da beğendi. Aha. Aa, yağmur geliyor. Hadi bakalım.
Neymiş o yağmur? Bak bak, Nazlı ile kapışıyorlar. Nazlı, ona bir kere bir taviz verirsen seni de döver sürekli. Nazlı nasıl içiyor? Evet arkadaşlar, birini diğer kedilerin, Hatice çocukları ve diğerlerinin yanına, birini de bunların bölgesine koyduk. Ama bundan zevkle su içmeyen hiçbir kedi yok. Onu söyleyeyim. Hepsi de sırayla içiyorlar sularını. Çok da sevdiler. Ama bu işte elektrikle çalışıyor, böyle şarj şeyiyle, kablosu var. Telefon şarjıyla. Yani elektrikten çektiğiniz anda duruyor. O yüzden mutlaka, yani bu var diye güvenmemek gerekiyor. Mutlaka yedek su olması lazım. Biz de yedek su koyuyoruz ama sular hep olduğu gibi duruyor. Sadece bundan içiyorlar. Hem diğer iç kısmı, içerideki kedi odasındaki kedilerimiz, hem de bunlar. Sadece bundan içiyorlar. Yedek suyu da hani gece mece uyurken, ederken ya da siz evde yokken su kesilir diye, o nedenle mutlaka yedek su bulundurmak gerekiyor. Onu söylemek istedim. Onun dışında çok güzel, çok zevkli, çok mutlu oldular. Tabii ki onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Dediğim gibi bunu alacak arkadaşlar sadece buna güvenmemeli. Elektrikle çalıştığı için mutlaka yedek su bulundurmalı elektrik kesintilerine karşı. Çünkü elektrik kesilip bu durduğu zaman bunun yüzeyinde su olmuyor arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.